Merhaba, herkese selamlar. Bu hafta sizlere farklı bir video çekeceğiz. Normalde biz biliyorsunuz belki bilmeyenleriniz vardır. Kamp videoları çekiyoruz. İki haftada bir de yayınlamaya çalışıyoruz. Farklı yerlerde farklı tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu videoyu çekmemin ana amacı şu anda kış aylarında olmamız ve elektrik ihtiyacımızın genel olarak daha fazla olması. Daha az enerji ürettiğimiz için Tüketimimiz de değişmediği için daha fazla elektrik ihtiyacı oluyor ve genelde kampanyaların bu yüzden girmek zorunda kalabiliyoruz. Daha önce su ısıtıcı ile ilgili bir video çekmiştim. Bu video hala izleniyor gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden hani şu andaki zaman için konuşmuyorum ama ileride de dönüp de bu videoya gelip e karaman elektrik veya teknisyeninizin elektrik sistemi nasıl nasıl olmalı nasıl olması gerektiğine dair bilgi almak isterseniz bu videoya dönüp tekrar bakabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sorunuz olsa ilave sorularınızla e, aşağıdan size yanıtlamaya, cevaplamaya çalışırım. Benim bildiğim kadarıyla ben de bu video bu videodaki bilgileri başka videoları izleyerek, başka internet kaynaklarından bilgiler okuyarak elde ettim. Bununla ilgili e, bugünkü videomuzda karavan ve teknelerde kullanılan elektrik sistemlerinde detaylı bir şekilde göz atmaya çalışacağız. Karama ya da tekne sahibiyseniz bağımsız bir enerji kaynağına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Elektrik sistemi hem konforluğumuzu arttırıyor hem de yaşamımızda yolculuklarımıza daha keyifli bir hale getiriyor. Ne bileyim şarjımızı yapıyoruz rahat rahat, telefonlarımızı kullanıyoruz, laptopumuzu, bilgisayarımızı kullanıyoruz, film izliyoruz, bir sürü elektriğin faydalı Ilave olarak en büyük artısı bir şey. Buzdolabında yemeklerimizi saklayabiliyoruz. Diyebiliriz. Bu videoda akü sistemlerinden güneş panellerine, inventörlerden MPPT şarj cihazlarına kadar bütün cihazlarla ilgili bir yorum yapmaya çalışacağım. Ben ne kullandım? Neye de yanlış yaptım? Keşke başında böyle yapsaydım dediğim tecrübeleri sizinle paylaşacağım. Karavanımızın elektrik sisteminle ilgili yaptığımız değişiklikleri yani ya bir sistem açacağım size. Bu sistemin sonrasında, bu sistemden memnun olmadığımız durumda hangilerini değiştirmeye başladık? Sonuçta sonunda noktaya geldiğimizde şu anda hangi sistemlere sahibiz, elektrik olarak? Bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Her şey önce beyaz bir sayfa başladı. Toz ve gaz bulutuydu. Tabii ki oradan başlamayacağım. İlk önce elektrik kaynaklarımızdan bahsedeyim. İlk başta başladığımızda iki tane 205 watt e, Lextron panelle başladık, güneş paneliyle başladık. Bunları e, seri olarak birbirine bağladık. Toplamda 410 watt var, ihtiyacında ama yani bir tanesi yaklaşık işte güneşin açısına göre tabii ki ve temizlik oranına göre değişmesine rağmen toplamda ikisi beraber yaklaşık işte 200 200 wattı zor görmüştür diyebilirim e, yaz ayında bile çok verimli paneller olduğunu söyleyemem ama işimizi gördü mü? E, Yeteri kadar gördü diyelim. Sonrasında tekrar bu konuya döneceğim. Bunları bağlantısını e, seri olarak yaptım. Bunları bağlantısı seri olarak yapıldı. Çin'den AliExpress üzerinden aldığım Power MR'dı yanlış hatırlamıyorsam. E, MPPT cihazı taktık. 60 amper diye gösteriyordu. E, sigortasını da e, ikisinin VC ve V0 idi yanlış hatırlamıyorsam. İşte en çok üretilebileceği bir amper miktarı ne kadar diye baktığımda iki panelle. 35 amper görünüyordu. Ben üzerine 50 amper koydum ama hiçbir zaman 35 amperi görmemiştir. İlk başta başladığımda karavan hayatına 150 amperlik, 150 amper saatlik bir lityum megasel akü ile başladım. Bunun 10 mm kablo bağlantısıyla MPPT cihazına ve 50 amper sigortayla ana faz akımına bağladım. Sonrasında dış elektrik e, bağlantısını yaptım. E, 2 amper bir akım çektiğini, 220 volt tabii ki geldiğini düş düşünerek e, yine Çin'den aldığımız ucuz fiyat performans ürünü bir e, Foxur'un AliExpress üzerinden aldığım şarj cihazını koydum. Bunu da aküyle ile bağlantısını 6 mm'lik kablo üzerinden yaptım. Ve 30 amperlik e, otomatik sigorta koydum. Bu sigortaları da Aliexpress üzerinden sipariş vermiştim. Hiçbir sorun yaşamadılar. E, attıracak bir konuma olmadı. Çünkü o amperlere ulaşamadık da Hiçbir şekilde. Şimdi elektrik harcayan kısma dönüşecek olursak Webasto e, 10 amper Hidrofor e, 5 amper hesaplarımda diğer işte kal kalan 12 volt e, yüklerinde 3 amper olduğunu düşünürsek toplam 20 amperlik bir e, hepsi çalıştığında a, ihtiyaç e, saatte tabii ki bir saatte 20 amper saatlik bir akım ihtiyacı vardı. Bunlara e, 12 volt bir e, sigorta paneline bağladım. E, 1,5 6, 6 olacak şekilde şurada bir hata var pardon şu bir buçuk değil bu da altıdır. Ee, ana panele bağladım ve bunları 10 mm kabloyla 30 amperlik bir sigortaya aküye bağladım. Ee, 220 volt üretmek için hiçbir ismini bile hatırlamadığım yine Aliexpress'ten bir e, invertör aldım. Bu invertörü 35 mm kabloyla aküye bağladım. 250 amperlik bir e, otomatik sigorta kullandım. 220 volt e, tarafına bakacak olursak da e, 3. sigorta paneli bunların 1,5 mm 3 x 1,5 metre mm kabloyla eee invertöre bağlanması yüklerin tespit edilmesi işte buzdolabı geri kalan e, laptop şarjı onların hesaplanması işte indüksiyonlu ocağın elektrik ateşlemesi geri geldiğinde şofbenin ekledik şofbenin ateşlemesi 220 volt üzerinden oluyor o bunları hepsi 220 volt, volt e, yüklerimdi bunları sigortayla e, 3 çarp 2,5 metre 2,5 metre olacak şekilde yansıda görüldüğü şekilde bağladım dışarıdan gelen elektrikte de direkt e, bir kaçak akım rölesi ve envar sor şalter yardımıyla da sigorta paneline bağladım. Kaçak akım sigortası 30 miliamper, 16 25 amper çift kutuplu kaçak akım sigortası koyduk. Bundan sonra e, akünün yetmediğini fark ettim. Yani o 150 amper akü bize evdeki yasak çarşı uymadığı noktalardan bir tanesi bu oldu. 150 amper akü yetmedi. Özellikle kış aylarında ilave bir de akü sonuçta yaşlandıkça cycle'ı arttıkça bunlar şimdi yaklaşık olarak 9000 cycle diyorlar ama yani 3000-4000 cycle ben görmedim. Yaklaşık işte 2 e, yıl böyle kullandıktan sonra üstüne bir tane 100 amper saat akü ekledim. Birbirine e, paralel olarak aküleri bağladım. 12 volt voltaj ve toplamda 250 amperlik amper saatlik bir aküleme imkanı hesabıma göre olmuştu. Ancak hesaplamadığımız bir şey vardı. O zamanlarda bu dokümantasyon çok azdı. Şimdi daha fazla lityum aküler hakkında dokümantasyon var. Lityum aküleri bağlarken mümkün olduğunca aynı marka ve kesinlikle aynı akım kapasitesine sahip olan akülerin birbirine bağlanması gerekir. Megasel, evet ikisi de Megasel'di. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak bir tanesi 150 amper, bir tanesi 100 amper olunca bunun birbirleri arasında yarattığı akımdan kaynaklı e, tahminim. Bu akü çok erken yaşta öldü. Ondan önce bu sorunun hani, invertörden kaynaklandığını, çok fazla akım çektiğini düşünerek invertörü biraz daha orta kaliteli dediğimiz e, bir ürüne dönüştürdüm. KOP marka invertör 1500 veya 2000 wattı. Burada 1500 yazdım ama 2000 diye hatırlıyorum ben e, maksimum gücünü. Bu bağlantısını yaptım. E, değiştirdim invertörü. Ondan sonra yetmedi. Power MR cihazı çok ısınıyordu. Herhangi bir işte riske karşı da yorumlarda okuduğum zaman yangın ihtimalini gördüm ve bunu EP Ever'ın ekstra en cihazıyla 40 amperlik bir cihazla e, değiştirdim. Bunun üstüne bir Wi-Fi modül ekledim. Bu Wi-Fi modül sayesinde Solar Guardian application uygulamasıyla beraber şu anda anlık olarak e, telefonumdan bunun nasıl sonuç verdiğini karavan içine koyduğum bir sim kartlı telefon sayesinde Solar Guardian Cloud hesabına gönderilen Solar şarj bilgilerini telefonumdan rahatlıkla görebiliyor. Rahatlıkla görebiliyorum. Tabi bu telefon aynı zamanda bir tane Xiaomi'nin güvenlik cihazı kamerasını da aldım. Herhangi bir şekilde karavandan çıktığımız zaman onu güvenlik önlemi olarak açıyoruz. Herhangi bir şekilde bir insan veya hareket gördüğü zaman bize telefonumuza uyarı olarak gönderiyor. Bunu da tavsiye ederim herhangi bir güvenlik önlemi almak isteyen insanlara. Bu Wi-Fi modülü de bu anlamda hani ne kadar şarj ediyorum, bataryaların ne durumda. Orun yanında olmadan karavanın herhangi bir şekilde işte elektrik bölümünü açmadan telefonunuzdan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Veya load kısmında ki açıp kapatarak 12 volt elektriği açıp kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra yetmedi. Üçüncü bir panel ekledik. üçüncü panel beraber şu anda kış aylarında bazen gördüğüm şu anda mesela Ocak ayındayız. Ocak ayında toplamda Biraz tabii burada şöyle şu anda bulunduğumuz konum itibariyle biraz kuzeydeyiz. Kuzeydeki gittikçe biliyorsunuz güneşin ışınları dikliği kayboluyor. Şey evet dikliği kayboluyor ve yataydan geliyor. 3 tane panelle 200 watt'ın zor alıyorsunuz. Anca yani alıyor. 2 tane olsa daha az alırdı ama 3 tane panel yerimiz olduğu için e, ve çok fazla maliyeti olmadığı için ekleyebildik. Yine Lexron 3 de aynı parça 205 wattlık 3 panelle bunları değiştirmiş olduk. Ona tabii ki seri bağladık. E, amper zaten 50 ampere çıkmıyor. Sigortayı değiştirmek zorunda kalmadım. Ondan sonra size söylediğim gibi 150 amper akü ölünce aynı miktarda olup ama farklı bir markanın 100 amperlik aküsünü de değiştirdim. Son değişiklik bu oldu. Ee, ve şu anda tek değiştirmemiz gereken tek şu anda düşündüm belki ilk başta değiştirmemiz lazım bu kadar masraf yapmadan önce 220 volt dolap tahmin edilenden daha fazla ak akım çekiyor. Yani yazın daha fazla çekiyor. Kışın biraz daha az çalışıyor ama ve webasto'yu çalıştırıyorsunuz. Webasto'yu çalıştırınca orası da ısınıyor. Isındığı zaman daha fazla kompresör devreye giriyor. Bundan dolayı daha fazla akım çekiyor. Ondan dolayı e, bence ilk yapması gereken 12 volt'a çevrilmesi veya işte üç sistemli bir buz dolabıyla e, sistemin değiştirilmesi. Benim tavsiye edeceğim sistem bu. E, kablo hesaplarını nasıl yaptığımı da altına videonun eklerim. Bununla ilgili formüller var. Güzel formülleri e, sizlere paylaşırım. Videonun alt kısmında bunları okuyabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da e, videonun altındaki sorularda da sizlerle buluşuruz. Video çekmeye devam edeceğiz ama videolarımız biraz daha işte kamp hayatına ait videolar tarafına devam edecek. E, bir gezimiz vardı. Kış tatilinde Avrupa'ya bir yolculuk yaptık. Bu Avrupa'daki yolculuğumuzu. Diğer bütün global olarak anlatabilmek için e, İngilizce olarak yaptık. İnşallah onu da işte İngilizce bilmeyenlerimiz olsa altyazıda izleyebilirsiniz. Bununla ilgili de e, kanalımıza abone olup e, bildirimleri açarsanız belki bir sonraki videolarda tekrar buluşuruz. Herkese emniyetli karavan hayatı diyorum.